Merhaba arkadaşlar. Bugün Sarayköy'den Mehmet Şenol Duvarcı kardeşlerle beraberiz. Şenol abimiz yok ama Mehmet abimiz burada. Dedi ki Şenol abim, Mehmet abim benim adıma konuşur dedi. Önce olarak Mehmet abim hoş geldin. Yani bize katıldığın için, arkadaşlara bilgi vermek için aramızda olduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü dönek güvercin camiasının bu tür bilgilere ihtiyacı var. Sen de dönek güvercin camiasının önde gelen isimlerindensin. Sevilen, sayılan bir abimizsin. Dönek güvercin camiasına hizmetin çok fazla. Şimdi Mehmet amca, seni arkadaşlarımız, yani dönek güvercin besleyen arkadaşlarımız seni kısaca tanısınlar. Bir kendini tanıtır mısın? Ben 61 yaşındayım. Oto tamirciliği yaptık uzun seneler. Emekli olduk, bıraktık. Tamircilikten döneyim böyle hassas noktalarını böyle bilinçliyiz. Mesleki yönden. Öyle ömrümüz kuşların içinde geçti desek yeri var yani. Çok seviyoruz. Sevgimiz sonsuz. Güvercin besleyen insanları da hayvan sevgisi olduğu için onları da çok severim. Hayvan sevdikleri için insanlardır. Evet. Mehmet amcam, kaç yaşından beri güvercin var? Bizim evimizde 70 senesinden beri güvercin var. 70 senesinden beri, hemen Yani hemen böyle 50 çocukluğumuzdan yıldan beri beri. güvercin var. Evet yani. Evet var. Peki babada, dedede böyle var mıydı böyle şeyler? Babada dedede yok. Peki Yok. nereden gördün? Evet. Bizim mahallemizde bir abimiz vardı evde. Biz çocukken o kuşlar vardı tabii orada. Orada bizim bir sevgimiz oldu. Kuşa öyle başladık. Peki hep dönek mi? Önceleri bir iki yoz azman tarzı. Hani bir sene zarfın falan, ondan sonra hep dönek. Peki kim sevdirdi sana döneye böyle? Döneği kim sevdirdi? Biz tabii, bizim burada Servet abim vardı. Rahmetlik oldu. Cafer abim vardı, rahmetlik oldu. Yıldıray Yurgancı kardeşimiz rahmetlik oldu. Daha tanıdığım çok insanlar vardı Denizli'de. Biz oto tamirciliği, çıraklık yaparken rahmetli Cafer abi bizim dükkan komşumuzdu. Oradan gelip giderken hani döneye meraklandık. Aşı böylece girdi diyorsun. Yani böyle girdi. Dönek kuşun şeyi bambaşka. Bu Denizli'de sinemacı İsmail isminde bir de Çetin isminde bir arkadaşımız vardı. Çetin Abdullah abi'den almış bir böyle gemlikli bir erkek. Bir de o sinemacı İsmail arkadaş da beyaz bir kuş. Beyaz. O zamanlar için var ya inan o beyaz kuş var ya başlangıcı oldu bu işin. Metrelerce döndü azıcık. Hem de alnına. Bembeyaz kuş. Allah Allah. İnan bak. Nazilli'de de gördüm o beyazlardan. Aşağı Nazilli'de. Gördüm. Yok tövbe yukarı Nazilli'de. O bir düz beyaz kuşlara. Ondan sonra o Abdullah abim buradan oradan götürmüş. Yani Denizli'deki o gemlikli erkek dedim o Çetin arkadaş da şahane bir kuştu. Yani güzel dönüyordu. Çok iyi kuştu. Böyle göre göre biz Nazilli'den arkadaşlığımız oldu. Bizim fabrikada Abdullah Begil'in abisinin Güley abinin yeğenleri fabrikada babası ustabaşıydı. Saraykö Aksellerin bir fabrikası vardı. Biz onlarla tanıştık. Yaşımız 13, 14, 12. Arıyoruz şimdi dönek seyredeceğiz. Nazilli bizim biraz daha böyle ağır geldi kuşları. Çok iyi geldi bize. Nazilli kuşları.
Bu arkadaşlarla biz Nazilli'de dönek arıyoruz. Yani alacağız. Girmediğimiz kümes kalmadı. Çok insanları gittik. Nice güçler gördük. Eksiklerini de gördük. 1978 senesiydi. Tabi oradan güçler alıyoruz. Ya. Güçler gevşek yaramaz. Bu Abdullah abinin abisi Gülay abi dedi ya bir yerde dedi tutakçıların azmancıların içinde bir erkek var. Bu güçe sana 750 lira alıvereyim. Aşağı Nazilli'de. Vallahi abi dedim dilimiz yandı sakat sakat kuşlardan sevmedik. Dedik biz bu kuşu görelim. Sen uçur. Para ne istersen. Ben yeter ki kuşu göreyim. Göz aşinalığımız var o eski kuşlardan. Yani yuvarlığa artık kafamızı canlandırıyoruz. Ramazan'ım. Sonra Gülay abi dedi kaç para kuş? 750 lira. Hayır dedim. Kuşu uçuracaksın. Benden para isteyeceksin. Göreceğim kuşu. Kuşu göreceğim. Ben görmeden hiçbir kuşu almam. İlla gözüm görecek onu. Gülay abi başladı bu kuşu uçurmaya. Gülay abi, Abdullah abinin abisi. Aziz'in kuşu gördüm orada. Yok böyle bir şey. Kuş süper. Şahane. Bu kuşu ben 7500 lira aldım oradan. 750 lira almadım 78 senesinde. 7500 liraya aldım. Her taraf çalkalanıyor. Tabii biz çocuğuz. Kuşu almaya gittiğimiz gün Akçalı Mehmet abinin damadından Kaç yaşındaydın? 78 olursa 17-18 falan. Kuşu oraya biz bakmaya almaya gidiyoruz ya. Yani. Bizim Mehmet abim hocam asker Mehmet. Mehmet abinin damadı Ahmet abi. Aynı gün hapı denk geldik orada onlar da küçük peşinden. Ama şimdi Gülay abinin bana verdiğim söz var. Söz var. Onları vermiyor. Ben de oradayım. Ben şimdi kuşu gördüm Allah'ım ne yapacağız yapacağız kuşa. Kuş şahane. Ne yeterim ne edelim. Aynı günün bir gün öncesi kuşu gördük. Bizim Almanyalı bir ahbabımız vardı. Biz oto tamircisiyiz ya. O zaman çıra hız kalfayız. Bu arabanın biz motorunu rektefe yaptık. Adam bizi yanlışlıkla bağışış veriyor. Kafası kıya. Bizi büyük miktarda bir para verdi adam. Biz nereden bulacağız o parayı? Azim olduğu gibi o paraya gittim. O erkeği aldım. Bu kuş hangi kuş? Saraykölü erkek. Sarayköylü erkek. Ha, Peki, kendisi. Mehmet amca nasıl döndü bu kuş da seni aşık etti? Bir dönüşünü şöyle bir tarif ediver bakalım. Karpuzu biliyoruz. Evet. Normal bir karpuz. Karpuzun göbeğini ortasından kestiğin zaman Evet. karpuzun bombeli tarafı değil de kırmızı tarafı. Dümdüz. Vay vay vay. Dümdüz. Her taraf dümdüz ama kuşun. Siyahı bir yerde, beyazı birazcık az. Kuşun son, bak dönek güvercinin var ya, ustalarımızın yaptığı bir hata var. Dönek güvercinin en sonunu bakacaksın. Zaten göksünü siyah yapacak zaten. Yapmış zaten görüntü güzel olmaz. Dış çizgisini, o incecik çizgiyi göreceksin Aziz'im. O zaman Yani kuşun dış çerçeveyi mi görecek Mehmet amca? dış çerçevenin en dışına. En dışın, hani böyle çizecek diyorlar ya. En dışına. Çok iyi döndüğü zaman güvercin o dışında en son dışında incecik bir çizgi yapar. O çizgiyi göreceksin. Şimdi bizim arkadaşlarımızın çoğu güvercinin hep göğsüne bakıyor. Hayır. En Yani dışını sonuna. takip etmiyorlar, daha çok göğsüne bakıyorlar kuşun. Göğsünü Ama takip kuşun ediyor. özelliği dışında diyorsun yani. Tabii. Şimdi kuş göğsünü mesela böyle bir siyah yapıyor. Evet. Onu yapmışsın zaten.
kendini kuturup dönemez zaten. Doğru. Ama doğru. Çok güzel döndüğüne dış incecik çizgisinden göreceğiz. Hem bu güvercin, güvercin göz hizanından uzakta da olmayacak, çok yakında da olmayacak. Mesela güvercin kaç metre dönüyor? 15 metre dönüyor. Onu 5 metre yataydan bir sıkma payı verirsin, biraz eteğini şeyin doğru dursun gücün, döşünden atarsın pırıltı. O çizgiyi gördün mü, bir de mesafe yaptı mı, okey bitmiştir. Yalnız, yalnız güvercin nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim şimdi? Çok böyle gelirken, karşıdan gelirken çok hızlı da gelmeyecek. Çok yavaş da gelmeyecek. Zaten kuş devirini çok güzel tamamladığı zaman zaten o çizgiyi görürsün. Ya. Sonra biz nice kuşlar gördük. Durak kuş duruyor ya, böyle büzülerek duruyor. Atıyorum pırıltı, yüz yuvarlak. Zaten o kuşlar yuvarlakları güzel kuşlardı. Zaten çelenk bırakıp açığa döndüğü zaman veya iki misafir geldiği zaman dönmedi. Öyle bir kaide yok. Yani bir saat önce döner, bir saat sonra döner, aynı güvercin, aynı yuvarlak. Peki bu kuş hep böyle mi döndü? Hep böyle döndü. Görmeyenler de yok kuşa. Adı zaten ondan Saraköy'ü kaldı kuşun. Peki yani, böyle hani pek metre sormayı sevmem ama Mehmet amca, metre sormayı sevmem ama hani böyle bir metresi falan var mıydı? Kısa mıydı? Saniyesi mi fazlaydı? Bak aşağı yukarı 12-13 metre. Azimi yani gözünü doyuruyordu kuş. Hem yuvarlığı güzel, gözünü doyuruyordu yani kuş. Anlatılmaz ya, şahane bir kuştu. Ki kuş olmasa bu kuş isim yapmaz zaten. Ama ben kuş yavru verir vermez ben onu bilemem. Kaç yaşına kendisi kadar yaşadı Mehmet amca? Valla ben bizde 2 sene uçtu. 2 sene uçtu. Mehmet abinin orada, sonra Mehmet abiye geçti o. Açalım Mehmet abiye. Biz sanırım askeri giderken veya bu Cafer abi rahmetli, ya dedim bu kuşlar güzel kuşlar, bu kuşlar gitmesin ya bana. Biz askerden geleceği kadar sende kalsın dedim. Kabul etmedi rahmetli. Sonra tabii kim bakacak bu kuşlara? Bizim birader tamircilik çırak zaten. E biz de askeri gideceğiz. Ben bu tekrar Abdullah Bey'e gerisin geriye 10 tane kuş beraber verdim Abdullah Bey'e. Oradan Mehmet abi aldı. Mehmet abi aldı. Açalı Mehmet abi aldı. Bu kuşu uçurdu orada o. Bayağı uçurdu yani. Bu kuşu görmeyen kalmadı zaten. Çok güzel bir kalite bir kuştu. Orada uzun zaman uçurdu Mehmet abi. Hatta ona bu kuşun bağlantısı diye o zühtüleri falan aldı o aşağı nazilden. Zühtü dediklerimiz kuşları aldı. Yani babası gibi, amcası, abisi gibi hesap ederek. Peki Mehmet o kuşlarda abi, zühtüleri ben de duydum. O kuşlarda bir döneme baya bir damgasını vurmuş yani. O dönemin kuşlarının çoğu zaten güzel kuşlar Ramazan. Yani ama bir de şu var bak. O zaman mesela kötü kuşlar da vardı. Hepsi iyi değildi bu kuşların. Hani mesela bu kuş isim yaptı Saraköy'de ya. Ama biz diğer tarafta bir isim olmadı kuşlarda çoğu bakan arkadaşların. Peki, yani bilgilerimiz böyle çok iyiydi. Peki o dönemde böyle aklında kalan isimli kuşlar hangisi var Mehmet amca? Hani böyle o dönemde Mehmet amca da uçmuş, asker Mehmet abi de uçmuş, Cafer amcalar da uçmuş. Yani hani rahmetli de böyle o dönemde böyle hani isim yapmış kuşlar hangisi vardı aklında? Şimdi rahmetli Cafer abim de o İsmail Okkal abime geçen çakalı erkek vardı. Pavyoncu İsmail abiye. Evet. O çakal erkek güzel kuştu. Onun babası vardı şey, ismi şimdi hatırlayamayacağım kuşa. Bu bey abimiz vardı. Böyle Yeni Pazar'dan oradan kuşlar getiriyordu. Çok meraklı bir adamdı. Hani bir atı bağlar oraya bir kuşa.
O abimiz getirdi geldi Denizli'ye. Bu kuşlar güzeldi. Güzel seyrettik. Cafer abim ben. O kuşlar çıktı. Son İsmail abi aldı. Şimdi 10 dönemden sonra biz tabii Nazilli gidip gelip duruz gidiyoruz yani sürekli. Bir gün Abdullah abinin yanına gittim. Orada Abdullah abiden ben iki tane çakal erkek aldım. Birisi cicili başlı, bir tanesi gemlikli fotoğraf gibi olmuşlar. Abdullah abi uçuruyor. Bizim de bir bilgimiz var tabii. Bu ufak çakal dediğim erkek çok güzel bir yuvarlakla şöyle kuşların içinde bir tuttu. Güzel tuttu. Ben bu iki kuşu aldım Abdullah abiden. Sağ olsun kırmadı bize. Ondan sonra Abdullah benim bizim mobilyacı Hasangiller'in aldığı Cafer abiye Abdullah abi de o isim taktıkları saz taktılar burada. Şey dişi 40 bin lira dişi dedikleri dişiyi gördüm Abdullah abi de. O dönemlerde. O Kırmızı dişi çakallarla mi dedin? hayır bak kırmızı iki kırmızı erkekle Evet. Abdullah abi de 40 binlik dişi taktı Cafer Abigille adına. 40 binlik değil mi? Ah dedikleri. Bu kuşa Ha. bizim mobilyacı Hasan kardeşimiz aldı. Ha, iyi. Cafer abi. Hasan abi çok güzel. Maşallah. Ha. O dişiyi gördüm orada. Çok güzel kuş. İnan bak Abdullah abi uçuruyor. İnan güzel. Babasını Mehmet abi vermiş. Mehmet abi vermiş. Açalım Mehmet'ten almış. Ha, Mehmet abi evet. Mehmet abi vermiş. Ben dedim Cafer abi orada dedim dişi dönüyor. O dişi alın dedim oradan al. Ben çakalları aldım. Şimdi adam bir dönüp durup ne almayacaksın güzel bir şey ya. Yani. Değil mi? Güç şahane. Cafer abi aldıttırdım. Şimdi sonra bu kuşa Abdullah Bey'i sordum ben. Abi dedim sen bu 40 binlik dişi nereden çıkardın? Şimdi çakallar elimde bakar. Nereden çıkardık abi bunları dedim ben. Ya dedi babasını Mehmet abi dedi. Topal erkeğin babası. Şimdi bu kuş uyumlu ya. Biz de çakal adamız tabii. Tamam Mehmet abiden 2-3 dişi. Abdullah abiden 2 çakal. O kuş güzel de şimdi. Ben bunları bir Hani çapalladım. yakalayacağız onu. Bak bir çapalladım o kuşlara. Düşenler çıktı. Tozluklu erkekler çıktı. Neler uçurdum o kuşlardan azizim. Görmeyen yok. O Mehmet abi şu çaprazlardan. o düşenler baya bir nam yaptı. Hani Çok. niye düşenler dedin? Çok mu dönüyordu? Yani Nasıl yere mi oldu düşüyordu? Ramazan'ım biliyor musun? Nasıl dönüyordu? Bak nasıl oldu? Bizim bu kuşlar böyle 6 ay 7 ay zarfında 6-7 ay zarfında devamlı havada sıkıp sıkıp gelen atom tarzı kuşlar. Sürekli aşağıya kopkun yatkın kuşlar. Zaten Mehmet abinin bunların soyu olan Mehmet abi de topal erkek. Zaten fantazi bir erkekti. Tamam mı? Fantastik. Oradan bu kuşlar bizim bu dedim düşenle dediğim kuşlar azizim hiç sarılmadan bak hiç sarılmadan aynı günü bırakıyorsun kümesi ya ertesi gün uçuruyorsun daha hayatında sarılmamış kuş daire dönüyor azizim. İnan Allah bak ben bunları yaşadım. Hiç sarılmadan. Ama kuşlar çok atom. Çok sıkıcı. Hani de Ali Rıza Bey rahmetli atom gibi patladı dedi ya. O tarz kuşlar. İlk yuvarlığında vurdu azim bu kuş ya çarptı. İlk uçuşunda vurdu. İlk yuvarlandı. Ama kuş 7-8 aylıktı ha. Dönmüyordu. Hadi bu dönmez diye anasını sattım kuşuna. Aşağıya bir kümes açtık. Kuş çok oradan nasıl bile çevirmiyor. Bir baktım üç yuvarlak geliyor. Zavallı hayvan vurdu. Öyle düştün der dedim. Vallahi ya. Adı öyle gitti bu kuşum. Ama kuşları var ya. Kardeşim bu düşen erkek dediğim 25-26 kardeşti bu kuşlar. Of. Bak. İnan. Hepsi de döndü. Birbirinden güzel.
Bak inan bunu bak hepsi de döndü. Herkes de biliyor bu güvercini bu camiada. Herkes biliyor. Hatta bunların bir kardeşine bizim birader bu kuşların bir kardeşinin çocuğuna Doğucalı'daki Süleyman'ı veriyor. Al uçur bu kuşu diye. Bir gün baktım kuşu orada Doğucalı'da. Güzel kuş. Birader verdi oraya. Yavruken. Gerçi atladık oraya sonra şey yapalım da ben sonra Ayvalık maceramız var. Bu kuşları gördükten sonra. Tamam. Ha? Şimdi ben bu kuşlardan gittim Ramazan'ım. Yani o kuşlardan gittim. Sonra Emurlu ağabeyim oraya uğradı gittim. Bu kuşlar elimde şimdi benim. Bu düşen ne dedim kuşlar elim benim şu an bile. Düşenler sende. Evet. Benim şu an bile 250 tane güvercin var. Ben de o kuşlardan ama kimse bilmez. İnan bak Yani evimi sen soyunu koruyorum tabii. Şimdi koruyorsun bizim arkadaşlar diyor ki ya Mehmet abim eski kuşları aldık. Tamam aldın arkadaşım da biz kuşçuluğu mu bıraktık? da. Kümes mi bozduk? Bu Yani. kuşlar duruyor. Bizim elimizde. Çok güzel ya. Çok güzel. Elimizde ya. Bizim elimizde. Gelsin buyursun ben açı vereyim salmaya. Bende 10 metre salma var üstünde. Maşallah ya, Daha maşallah. bir kuşları baksınlar bakalım endamlarını, eşgallerine nedir? Biz seviyoruz, besliyoruz yani. Biz şimdi arkadaşları verdim güzel kuş. Verdim. Tamam binanın kökünü de vermedik ya. Yani temel bizde diyorsun. Ha. Gene de bak o kuşlardan verdiğim kuşlardan inan güzel kuşlar uçurdular Denizli'de. Peki, İnan Emrullah uçurdular. Keskin'e gittim dediydin. Ha, Rahmetli Emrullah Bey. Emurlu abi ya eskiden tanıyoruz tabii. Emurlu abi biz bu Sarayköy'den Savcı Erim Bey vardı. Rahmetlik oldu. Kınık Basça Cumhuriyet Savcısıydı. Sarayköy'de görev yaptığı zaman Emurlu abi gelir giderdi onun yanına. Yalnız aklıma ya o Erim Bey'den bizim Bergama kuşlarından, kınık kuşlarından Sıçan İsmail'in kuşları varmış adamda. Ben sonra uyandım. Keşke dedim o kuşlardan alsaydım. Bir kenarı koysaydım. Bu orada bir pişmanlığım var. Aklımın Ama 35 köşesinde kaldı diyorsun yani. sene evvel. Yani keşke dedik. Alçalık kötü kuşlar değilmiş. Kardeşim sonra Emrullah abiyle tabii tanışıyoruz. Mehmet Ağabeygil'in vasıtasından. Akçalı Mehmet Ağabeygil'in Tabii. vasıtasından. Tanışıyoruz. Allah rahmet eylesin. İyi bir abimizdi. Kuşçuluğuna saygı duyarım. Abi'den şimdi bu kuşlar benim elim deyken ben Emrullah abiden 10 tane güvercin aldım. Nasıl aldım? Emrullah abi İzmir esintili bir yer. Yani denizin üstten eser. Emrullah abim uçuruyor kuşlara. En şey zamanı. Hızlı. Atıyor pırıltandığından 100 yuvarlak. Lan 5-6 tane kuş. Atıyor 100 yuvarlak kuşlar güzel. Dedim abi bunlardan verir misin? Sen meraklı bir adamsın. Seni vermeyeceğim. Kimi vereceğim? Dedi. Oh. Sahip çıkarsın. Ondan 10 tane kuş getirdik Ramazan'ım. Bunların içinde tabii hepsi mi güzel? Değil. Ben kuşçuyum. İki tanesini seçtim içinden. Doğru. Biri şeş çakal. Bencikli şeş çakal. Bir tanesi palsazlı bir erkek. Genç bir yavrudu böyle. Genç. Sonra bu seçtiğim kuşlar. Ötekinler zayıf kuşlardı. Ya belki beni denemek için hani ne yapacaktı yani şey yaptı. Ama biz çakaladık. Bu sazgan atlı erkeğe Mehmet abi uçurdu. Benden aldı. Açalım Mehmet abi. Evet. Vakkayıklarla geliyordu böyle. Vakkayıklarla fantazi bir kuştu.
At pırıltı seyret, kuşu dara saçını çık git oradan. O kadar diyorsun yani. O kadar güzel bir kuştu. Yani çok güzel kuşlar gördük Ramazan Hanım. Sahip çıktı. Peki Ayvalık ne oldu? Efendim? Ayvalık'a da gittim Ha. dediydi Mehmet Ali. Şimdi önce bir Karabağlar'a gidelim. Yok, önce Ali abiye gidelim. Ali abi cazım rahmetlik. Ali abi. Büfeci Ali abi. Ali abi. Heh, Ayvalık'taki. büfeci abi. Büfeci Ali abim. Tamam. Ali abim gelir gider, gelir gider. Biz de tabii güzellik olsun diye Ali abime bu Abdullah abim aldığım çakal kırmızılar var ya. Ben çakal kırmızının bir kızını bundan 40 sene evvel, 35-40 sene zarfında 35 sene kesin olmuştur. Hediye verdim ona. Kuşun içinde Emrullah abinin bu bahsettiğim kuşların da bir golü var, düşenlere. Ali abeyi verdim bu dişiye. Bu bana deyişi 5000'likleri kuşun ninesi o kuş. Yani şimdi 5000'likler diyorlar ya. Bu meşhur 5000'liklerin nenesi Dedikleri dedikleri kuşun evet. annesi veya ninesi Annesi çakal. veya annesi. Evet. Çakal 35 sene Senin önce verdi. verdiğin çakal. 35 35 yani sene. Evet. 85'li yıllar. İlk verdiğim. 85'li yıllar. Belki daha şey. Ondan sonra Garibala şeyimiz başladı bizim. O Konyalı bir Süleyman arkadaşımız vardı. Arap Süleyman. Konyalı. Arkadaş Karabağlar'da. Ben bu arkadaşa, bu düşen erkeğin çakal bir kızı vardı böyle minyon tipli ufacıcık. Dedim al uçur bu kuşa. Biz tabii çakal adamız. Kuşu seyretsin her taraf. Onu verdim Yani azıcık. Mehmet amca reklam olsun mu diyor? Ya uçursun kardeşim ya, bu da bizim bir bilgimiz ya, biz sakınmadık kuşu ben kardeşim. Al uçur dedim Süleyman, güzel kuş bu. Bir deneyin bakalım. Şimdi nasıl biliyor musun? Tabii orada da ustalar var yani. Kuşlar Görecekler dönüyor diyor. diyorlar. Bak kuşlar dönüyor diyorlar. Biz de diyoruz ki kuşu öyle dönmeyecek, böyle dönecek hesabı. Buyur kardeşim uçur. Verdik kuşu oraya. Azizim bütün İzmir Garabağlar o kuşun altında. Bak o verdiğim dişinin düşenin kızı. Of of Çakal bir of. dişi. Ondan sonra başladı millet bizim buraya gelmeye gitmeye gelmeye gitmeye böyle Garabağlar'dan herkes gelip gidiyor. O güç sayesinde. Sonra Remzi abiye, Demirci Remzi abiye, Garibala'daki Remzi abiye Abdullah abiden aldım ufak kırmızının bir oğlunla düşenin dediğim kuşun dedesi zaten bir kızını eş ettim. Şeş bir erkek, bak şöyle kaşlı bir erkek Remzi abiye düşenin kızından ikisi eşli. Al dedim bu güvercinler abi seni seviyorum. Bu kuşlardan al uçur bakalım bir iki kuş. Uçur. Bu kuşlardan yine 5-6 kuş daha verdim. Ama en kalitelileri bu dediğim kuş. Mat bir erkek çıkardı. O meşhur mat erkek dedikleri. Ali Rıza Bey aldı. Sanırım hastaneci Kazım abinin vasıtasından. Bu kuşu da seyretmeyen yok İzmir'de. Şimdi ben kuşu gördüm biliyorum. Bizim Cinogen bazı arkadaşlar şimdi gezmeye gidiyorum ya, ben şimdi Kazım'ın kahvesini topladık biz eskiden. Fanti Kazım'ı. Ben her hafta giderdim oraya muhabbete. Kuş öyle dönmez. Ben sizi bir yere götüreyim. Bir seyredin bakalım kuşu nasıl dönüyor. Remzi abideki mat erkek. Görüyorlar kuşa. Kardeşim İşte o mat erkek, o mat erkek.
Düşenlerin soyu bunlara bak. Emrullah benim palla şeyler var içinde. Ondan sonra kuşun arkası çıkmıyor Remzi abi de. Arkadaş dedim, ne oldu? Allah Allah. Kuşun babası destici rahmetlik Şükrü abi var ya, Menemenli. Menemen'deki, Şükrü abim Remzi abimi kandırmış. Mat'ın babası o dediğim çakalın oğluna Akisar'dı, bir Mehmet vardı bizim. Şeylik yapıyordu, bir Mehmet arkadaşımız vardı. Şimdi düzeni bozulmuş herhalde o arkadaşın. Kuşu oraya aktarıyor. Akisar'a. Bizim birader de bizim eniştenin bir makine almaya gidiyor Akisar'a. Meraklı ya bizim Şenol. Kuş bakıyor sağdan soldan. O Mehmet'i oraya gidiyor bakıyor kuşa. Allah bir bakıyor kuşa, o erkek orada. Bura, bizim oğlan diyor, nereden geldi bu kuş buraya? Şükrü abim getirdi. Şükrü abim çok geldi gitti bizim oraya. Bir daha çıkaramadı lavamata. Baba gitti. Öyle kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Çıkaramazlar. Çat zaten babalarını ben vurdu. Çurdum. Çok güzel kuştu. Güzel kuştu. Sonra tabii Ali abim gelip gidiyor. Büfeci Ali abim. Bu Süleyman'ın, o biraderin verdiği düşenin bir kardeşinin oğluna yavruken veriyor. Doğucal'daki Süleyman'a, birader ben kuşu gördüm, kuş şahane Süleyman'ın orada. Ali abi ne dedim, bak bir gün geldi. Bizim burası dedim körfez yer. Buraya kimse gelip gitmez. Gelip gitmez. Uzak, Denizli. Aydın gibi değil. Al dedim bu güvercini, uçur. Sana 500 lira kuş. Hazır kuş ama. Al kardeşim uçur. Uçurdu azizim güvercine. Herkes seyretti. Yalanım yoktur. O sahte bademli Yoktur. dedikleri güvercinleri çıkardı. Sahte bademliler. Sahte bademlileri çıkardı o kuşlardan. Kardeşim yani bu dediğim, bahsettiğim kuşların temeli bu. Emrullah abiden iki kuş, Mehmet abimden, Akçalı'dan Topal'ın kızı, üç tane yağlı dişi değil bir dişi, çakallar, bu kuşlar kardeşim hepsi. Yani çok iyi dönen kuşlar bu kuşlar Ramazan'ım. Yani ben lafını kestim. Bu kuşları bizim İbregaz dolum tesisinde Denizli'yle Sarayköy arasında İbregaz dolum tesisi vardı. Hacı İpli'nin ilk şeyleri, fabrikalarından. Bizim işte bu Mustafa abim geldi, benim dükkan komşusu. Ben dedi fabrika yapıyorum. Abi dedim tamam, kuşları atayım oraya. Dükkandan günde 3 sefer gidiyordum. Senelerce gittim. 40 senedir hala gidip geliyormuş ya aynı köye. O fabrikada çok güzel kuşlar uçurdum Ramazan'ım. Bak bütün Türkiye seyretti bu kuşlara. İnan uçurdum güzel kuşlar. Bak seyretmeyen arkadaşlarımız, dostlarımız yoktur. Yani Allah için güzel döndü. Ben kendi kuşumu çikin demesini de bilirim. Yani güzel demesini de bilirim. Güzel kuşlarmışmış. Sahip çıktık. Bu Denizli'de de verdik arkadaşlarımıza kıyısından, köşesinden. Gene bir şeyler yapıyorlar. Bizim Mehmet Aligilleri verdim. Sarayköy'deki o kamyoncu Muratları verdim. Bu kuşlarla bağlantılı. Güzel kuşlar uçurdu şimdi çocuklar. Allah var. Yok, herkes hani iyi kötü sen de biliyorsun, Sarayköy bir dönem zaten hani aldı başını gittiydi, gelen İşte giden Sarayköy'e gidiyordu. bu kuşlar Ramazan'ım. Ama şimdi Ali abim rahmetlik, büfeci Ali abim rahmetlik, ben yine Emrullah abimle bağlantılı oradan bir erkek bir dişi alıverdim. Birader alıverdi bizim Şenol. Büfeci Ali abi, Remzi abiden. O kuşları da kattı hanesine. Oncaz da orada güzel kuşlar uçurdu. Ali abim zaten başka kuş bakmadı desem yeri var. Ama o da Allah rahmet eylesin. Hani bir döneme güzel damgasını vurdu. Hala rahmetli Oncaz da anılıyor. sahip çıktı.
Amcağız da sahip çıktı. Tabii herkes bekçisiyiz biz bunların. Bizler öyle. Şimdi diyorlar ya Ramazan Hanım, yani günümüzde artık güzel kuşlar kalmadı. Ben bilgime dayanarak söylüyorum. Bu taklatan, belkıran kuşlar vardı ya. Yıllar Evet. evvel bizim. Bu kuşlar fantazi anında pırıltıya gelip bakıp güzel dönen kuşlar hep bel kırılmışlar. Ama pırıltıyı taklatan kuşlar değil. Hani bir neşesinden böyle çöküp kakıyor ya. Anladım. Asar kanatlarını gelir çakanına. Eğer kuşta takla yoksa bel kırma, o kuş fantazi değildir. Bence fantazilik bel kıran kuşlardan geliyor. Zaten bizler gibi çok bilmişler. Bu yok taklatıyor kes. Yok bilmem bu ne yapıyor kes. Kes 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 kes. İşte halimiz bu. Mehmet amca, bak hani çok güzel bir yere değindin. Hani mesela şimdi hala takla kuşu konuşuluyor. Takla atan kuşlar hala konuşuluyor. Ya şimdi hani gerçekten de hani ben Bayındır'da bir ustayla konuştum. Bunu defalarca da söyledim. Yani diyor Ramazan diyor takla atan kuşu diyor biz yere bile indirmiyorduk diyor. Hani havada diyor ya vuruyorduk diyor ya yani yere bile düşürmüyorduk diyor. Şimdi işte hani insanlar hani dönek diye ararken yani diyor biz diyor onu yaptık bunu yaptık diyor. Şimdi diyor döneği arıyoruz diyor. Dönek kalmadı diyor. Sorma Ramazan Hanım. İndik kuşla Hani yapalım böyle diye miydi bile gelmiyor. gerçekten de? Nasıl uçtuğunu bilmiyor kuş. Nasıl dönsün o kuş? Bir gün bir şey anlatıvereyim. Rahmetlik bizim Berber Yılmaz abim Bergama'da. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Belki 25 sene evvel Ramazan. Dedim ki kuşları açtı baktım öyle kuşlara. Abi dedim. Siz dedim takla atan kuşu pek sevmezsiniz. Sevmeyiz. Ama dedim senin kümesinde dedim takla atan kuşlar var. Hayır yok. Sen uçur bakayım şu erkeğe dedim ben. Şu kuşu uçur. Bel kırdı azizim. Ne oldu dedim. Hani kesiyordunuz ya ne oldu? Kümesinin dedim en güzel kuşu bu kuş. Bir şey edeceğim mi dedim. Demeyeceğim dedi. Ya. Ama büyük ustaydı. Gerçekten Allah hani rahmet Bergama eylesin. deyince damgasını vurdu yani. Evet. Hani onu diyeceğim Ramazan Hanım. Ya bel kıran kuşlar kayboldu azizim ya. Yani yuvarlaktan eksildi gitti kuşlar. Şimdi gidiyoruz mesela kuşlara seyretmeye gidiyoruz. Kuş uçmasını bilmiyor ki pırıltıyı gelmiyor. Nasıl dönsün? Şey, Nasıl dönsün? kuşun hani Mehmet amca yani şimdi mesela ben sana dönek nedir diye soracaktım zaten de. Hani böyle senin gözünde bir kuşun dönek olabilmesi için nasıl bir şey olması lazım? Hani gelmesi, gitmesi, dönmesi. Şöyle. Sen hangi kuşa dönek diyorsun? Ramazan'ım şöyle bak kardeşim. Şimdi bu hani bahsettik ya bel kıran kuşlardan kırmayanı alnından mesela havaya attığın zaman mesela bu anlattığım bu kuşlar bak düşen dedim tarzım bu anlattığım güvercinler Ramazan'ım Şahin'den korkarsa en fazla gideceği bir minare boyu 1,5 minare boyu. Bak mümkün yok o kuşu çıkartamazsın. Yani Yani yükseğe çok yükseğe çıkmazlar yani. gitmiyor. Yani gitmiyor. Yani ganından gitmiyor kardeşim. Gidiyor geliyor bak uzak. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Ama kanatları büzerek geliyor. Ama fantaziyi asarak geliyor. Çocuk oyuncağı döndürme ya. Döşünden denk getir kuşun. At pırıltıya. Seyret saçını dara. Tamam okey bitti. Karpuzun yüzü gibi. Peki. Şimdi Yani bunlar hani bindirimlere kart. gelelim. Şimdi bindirme kuşları gelelim. Bindirme kuşlar da çok güzel kuşlar. Hani tepe 90 değil de 80-85 o kuşlar da güzel kuşlar. Ama o kuşların yükseğe gitmesi lazım. 1,5-2 milimetre boyu. Ya. Böyle bakman lazım. Aşağıya pırıltı saldığın zaman önce sıkması lazım. Sıkarak patlaması lazım. Hiç beyaz olmayacak yalnız.
Beyaz oldu mu açık dönüştür. Sadece kuşun bedeni kendi döşü simsiyah kuş. Bir sefer 10 metre döner, 15 döndüm. Yalnız 5 metre dönerse kabul değil ha, dönek değil. İndirmeden en az 20 metre dönecek. Yoyo yani, topu gibi. İşte bindirmeden kuşun mesafesi fazla olacak diyorsun değil mi? Mesafesi fazla olacak, evet. Bir de göğüs topuyla gelecek. Evet, simsiyah, hiç kanat bırakmayacak. Yani bakıyorsun kuşa, onun etrafında beyaz gördüğün zaman o dönüş değil, o açık dönüş. Ama bindirme kuş için söylüyorum. Evet. Bizim kuşların bir de renk kostümleri var mesela, renkleri de var. Şimdi baktığın zaman havada rengi galaça kuş başka, gemlikli kuş başka, kaplama kuş başka. Şimdi bu kuşların adam elinden saldığı zaman daire kaplamalı nasıl kesecek? Yazacağın gemlikli nasıl kesecek? Yazacağın bravo, vallahi bravo. Karabaska nasıl kesecek? Sonra saat 12'de mi uçurdu adam kuşa? Rengini bak sen. Kaplamalı kuş. 5'te mi uçurdu? O soruyu soracağım zaten sana. Ben o geçmişten hatırlıyorum. Onu zaten sana muhakkak soracağım. Şimdi bindirme kuş da göğüs topunu çok iyi verecek. Kanadını kuyruğunu arkaya, yani kanadını arkaya alacak. Kuyruğunu kısacak değil mi? Kısacak. Sadece düşünü göreceksin kuşum. Sadece göğüs yuvarlak evet, topuyla. Evet, o kara top. Kara top. O simsiyah top metrelerce akıp gelecek. Bir de böyle bir selam verecek böyle çıkarken aşağıdan. Allah vereceğim. Yani bu kadar diyorsun değil mi? Ama hiç yanlış yapmayacak ama güvercin bak. Şimdi bir saat önce adam geldi kuşu seyretti ya aynı. Ama bir metre eksik ama bir metre fazla her zaman dönecek. İki misafir geldiği zaman dönmeyen kuş var ya dönek değil. Yani bayramlık olmayacak diyor. Ha dönek değil kardeşim. Misafir sen benim gelmiş ben kuş uçuruyorum. Ben şu an mesela bak reklam yapmış gibi olacak ama ayıp olacak ama ben 4 tane güvercin uçuruyorum burada bu anlattığım gibi. Bu anlattığım kuşlar gibi o kuşların bir devamı. Biraderim uçuruyor Sarayköy'de 3 tane. Bu anlattığım kuşların devamı ama bizim buraya pek fazla gelen giden yok. Kuşun ne olduğunu bilen yok. Eski kuşlar da eski kuşlar. Biz uçuruyoruz. Sessiz bizim ihtiyacımız yok reklama. Ama yani yine meraklıyız. Uçuruyoruz. Ya mesela şuradan hani göğüsten böyle tam buradan siyahını kesiyor. Alt taraf evet. Bembeyaz. Şimdi mesela evet. Bindirmeden bu kuş nasıl gözükür? Yani buradaki beyazlığın bir etkisi olur mu? Yani azıcık bir beyaz gösterir mi? Göstermez Ramazan. Gösterdiği andı zaten açık daire. Göstermeyecek. Beyazı gösterdiği müddetçe açık. Ama bindirme olan kuş. Bak böyle dönen kuş. Tam bindirme olan için söyledim. Karşı dönen kuş siyahı bir yerde, beyazı bir yerde böyle en dışında ince bir çizgi süzdürecek kendine. Peki Mehmet amca siz de beyazı az mı istiyorsunuz? Beyazı biz, az mı olacak? Çok. Biz bindirme kuşta beyaz istemiyoruz. Beyaz istemiyoruz. İsterse kaplamalı olsun kuş. İsterse karabaska olsun. Biz sevmiyoruz. Alnından da dönen güvercin en son dişini, çizgisini yaptı mı önünde kara topudu top. O topun döndüğünü hissedemeyeceksin. O yuvarlak yerinde sadece. Anladım. Şimdi eskiden anlatıyorlardı ya. O laf laf açıyor. Bizim eski kuşlardı. Bu anlattığım hani çizgi çizen kuşlarda şurada hepsinin devir vardı biliyor musun Ramazan? Şimdi bindirme kuş böyle bavuu geliyor ya. O güvercin böyle akarak geliyor ya. Helezon yayı gibi. Ama bu karşıdan dediğim kuşlarda burada nasıl devir var biliyor musun? 3 metre yerinde sayıyor böyle ama gözünün içinden. Mehmet amca bugün Müjdat Usta ile konuştum. Onun da selamı var. İkimiz evet. De aynı konuyu konuştuk. Karşıdan gelen kuşun yani karşıdan dönen kuşun devrinin hani olduğu yerde kalabilmesi için ya da böyle hem hani istikrarlı ekseninde sürebilmesi için devrinin tabii fazla olması lazım değil mi? Şimdi durak kuş olduğu için gerçekten hız yok, güç yok ya. Tabii o kuşlarda biraz böyle hızgatlar